Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Muni Tullab kitabından devam ediyoruz. Aksamu delaleti el lafziyeti el vadaiyeti konumuz lafzın delalet etme kısımlarından bahsedeceğiz. Tabi lafzın delalet etme şekilleri akli olabilir, tabii olabilir, vad'i olabilir. Biz burada vad'i yani vad'an lafız, lafzımız bir manaya vaz edilmiş, o vazıla delalet türlerinden, çeşitlerinden bahsedeceğiz. İza arafta hada, bu geride geçen meseleleri anladıysan, fenekulu biz şöyle deriz, innel lafza eddalle bil vad'i, vad'ıla delalet eden lafız, yedullu zalike el lafzu, bu lafız delalet ediyor ama neyle? Bir tavassutul vad'i, vad'ın vasıtasıyla, vazı vasıtasıyla lafız delalet eder. Neye delalet eder? Ala tamami ma vudi'a lehu, vaz edildiği mananın tamamına delalet eder ama neyle? Bil mutabakati. Yani bir lafız bir mananın tamamına delalet ediyorsa bu delalete ne diyoruz? Mutabiki diyoruz. Li muvafakatihi iyyahu. Çünkü bu lafız mananın tamamına muvafakat etmiştir. Daha ve ala cüz'ihi, lafız vaz edildiği mananın cüz'üne de delalet eder. Ey cüz'i ma vudi'a lehu, neyle ama? Bir tadammuni. Tadammunen lafzın delalet etmiş olduğu manamız ecza sahibi ise, yani cüzleri varsa o mananın, lafzımız bir cüz'üne delalet eder, diğer cüz'ünü de dımnen ifade edebilir. لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا فِي دِمْنِ الْمَوْضُعِ لَهُ. Çünkü o lafız vaz edildiği mananın bir kısmını sarahaten ifade ediyor, diğer kısmını ise zımnen ifade ediyor. اِنْ كَانَ لَهُ اَيْ لِمَا وُدِعَ لَهُ cüz'un, ama tabi belirttik zaten. Eğer manamızın cüzleri varsa. اَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جُزْءٌ, eğer mananın cüzleri yoksa, كَمَا فِي الْبَسَائِتِ, basit olan yani mürekkep olmayan manalarda eğer cüz yoksa, ne gibi mesela? مِثْلُ الْوَاجِبِ تَعَالَى وَالنُّكْتَةِ, Allah-u Teala Hazretlerinden örnek verecek olursak, değil mi? Cüzü yoktur Allah-u Teala Hazretlerinin. Daha وَالنُّكْتَةِ, noktanın cüz'ü yoktur. فَلَا يُتَصَوَّرُ اَتَّدَمُّنُ, buralarda tadammuni mana tasavvur edilemez. وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ, bazen lafzımız ifade etmiş olduğu mananın levazımını da ifade edebilir. اَيْ مَا يُلَازِمُ الْمَوْضُعَ لَهُ, o vaz edilen mananın levazımları vardır. Lazimi, yani o vaz edilen manaya lazım olan bir takım şeyler vardır. Onlara da delalet edebilir. Fi zihni, zihnen ama. Ve ala ma yulazimuhu fi zihni, zihnen ona lazım olan bir takım şeylere de delalet eder. Ama neyle? Bil iltizami, iltizami yoluyla, lazım, ona lazım olduğundan dolayı zihnimiz o lazimi manaya da gidebilir. وَالْلَوَازِمُ سَلَاسَتُنْ, lazım olan o kelimenin kendisine vaz edildiği manaya lazım olan şeyler de üç türlüdür. لَازِمُنْ zihnen ve haricen, hem zihnen lazımdır hem haricen lazımdır. Ne gibi? كَقَابِلِ الْعِلْمِ, mesela insana, İnsan nedir? Hayvanın natıkundur. Veya insan dersiniz sadece hayvan veya natık
kastedebilirsiniz veya insan dersiniz. Öyle bir varlıktır ki ilme kabildir. Ve sanatil kitabeti, insan eşittir kitabet sanatına kabildir. Lil insani, insan için bunlar tasavvur ediliyor, mülahaza ediliyor. Yani insanın lazimi manalarından olmuş oldu. وَلَازِمٌ خَارِجًا فَقَدْ bazı manaların lazimi manası, yani bazı manaların, yani lafzın kendisine vaz edildiği manaların sadece haricen lazımları vardır. Ne gibi? Kessevadi, siyahlık gibi. Bu siyahlığı kim için düşünüyoruz? Lil gurabi ve zinciyi. Eğer karga kelimesini lafzımıza düşürürsek veyahut da zenci kelimesini telaffuz edersek zihnimizden ona ne lazım olduğu anlaşılır. Siyah karga ona lazım olan siyah akla gelir. Zenci denildiği zaman ona haricen lazım olan siyahlık akla gelir. Ve lazimun zihnen fakat bir de iltizami manalardan bahsediyoruz. Zihnen lazım olduğu akla gelir. Kel basari lil ama. Mesela bu amadır dediğiniz zaman zihnen otomatik olarak bu basar kelimesinin manası akla gelmesi lazım. Çünkü kör olmaklık kim için tasavvur edilir? Gören bir nesne için, gören bir cisim için tasavvur edilir. Vel mu'teberu fi delaletil iltizami. Peki delaletil iltizamda muteber olan el luzumu zihniyu. Zihni olan lüzum burada muteberdir. O da nedir? Ve huve kevnu şey'i muktediyen lil ahari fi zihni. Yani bir şeyi zihninizde bir şey başka bir şeyi çağrıştırıyorsa bu delaletül iltizamdır. Delaletül iltizam neymiş? Zihni olan. Ve huve kevnu şey'i muktediyen karga örneğini verelim. Zihninize karga geldiği zaman siyahlığı da otomatik olarak ne yapar? Çağrıştırır. Lil ahari fi zihni bir mana şöyle bunu tasavvur edelim. Kullama tahakkaka el melzumu melzum her ne zaman tahakkuk ederse ki kargadır fi zihni tahakkaka el lazmu fihi ona lazım olan siyahlık da tahakkuk eder. Yani birbirine lazımdır. Ve lida bundan dolayı kayyedehu bi kavlihi fi zihni onun için muteber olan zihin iltizamı olduğu için müellif kitabında zihinle iltizamı ne yapmıştır? Kayıtlamıştır. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يُشْتَرَتَ ف۪يهَا اَلْلُزُومُ الْخَارِجِيُّ İltizamda iltizamı harici şart koşulamaz. Caiz değildir. Peki bu nedir arkadaşlar? İltizamı harici. وَهُوَ كَوْنُ شَيْءِ مُقْتَدِيًا لِلْآخَرِ فِي الْخَارِجِ ama zihnen değil. Burada bir şeyin başka bir şeyi çağrıştırması ama zihnen değil dediğimiz gibi hariçte olması gerekiyor ki bir mana şu manada şu manayı kastediyoruz. Külleme sebete el melzumu fil harici hariçte her ne zaman melzum sabit olursa sebete el lazımu fihi lazım da sabit olur. Yani burada yine kargayı da örnek verebiliriz. Karga eğer karşımızda sabit olursa karşımızda yani görürsek onu tabi siyahlık da siyahlıkla beraber tahakkuk eder. İz levkâne hâze şarttan eğer bu harici
iltizam, şart koşulmuş olsaydı lem tetahakkak delaletul iltizami bidunihi, iltizam delaleti onsuz ne olmazdı? Tahakkuk etmezdi. Yani siyahlığın tahakkuk etmesi için karganın olması lazım. Halbuki zihnen ortada karga olmasa da o iltizam manası ne olur? Tahakkuk eder. Niçin? لِاِمْتِنَاءِ تَحَقُّقِ الْمَشْرُوتِ بِدُونِ شَرْطِ. Çünkü meşrut tahakkuk etmeden şart tahakkuk etmez. Diyelim ki namaz, abdest ilişkisi. Namaz ne zaman abdest şarttır? Namaza başlarken. Namazdan önce abdest şart mıdır? Değildir. Yani namaz tahakkuk edecek ki ondan sonra abdest ona lazım olsun. Yani abdestsiz namaz olmaz. Namaza başladığınızda abdestiniz varsa o namaz sahih olur. Eğer abdestiniz yoksa sahih olmaz. Dolayısıyla vel lazımu batilun fekeze el melzumu, lazım da batıldır, melzum da batıldır. Yani delaleti harici şart koşmuş olsaydık lazım da melzum da batıl olmuş olurdu. Li ennel ademe kel ama, çünkü adem körlük gibi, yokluk, yedullu alel meleketil, alel meleketi yani melekeye delalet eder, kel basari görme melekesine delalet eder, iltizamen ama. Yani bu adam amadır deyince demek ki daha önce bu kişinin görme melekesi vardı, görme melekesini yitirmiş kabul ederiz. Li'ennel ama ademul basari, ama ne demektir? Görme melekesinin olmamasıdır. Amma min şe'nihi en yekune basiren, ama yani normalde görme melekesi olması gereken kişinin o görme melekesini yitirmesi. Ma enne beynehuma muanedeten fil harici, ama hariçte ise ikisi bu yan yana gelemez. Zihnen tasavvur edilebilir ancak haricen hem kişinin görme ve görmeme melekeleri bir arada toplanamaz. Ve fi kavlihi, musannifin şu sözünde inkâne lehu cüz'un dedi ya geride. Burada bu kavil işaretun ile ennel mutabakate, biz şu anda lafzın vaz edilen lafzın manasından bahsediyoruz. Lafzımızın mutabıkı manası var dedik. İltizami manası vardır. Tadammuni manası vardır. Evet, burada inkâne lehu cüz'un işaretun ile ennel mutabakate la testelzimu et tadammune. Mutabıkı mana tadammunu ne yapmaz arkadaşlar? Gerektirmez. Ve keder la testelzimu el iltizame. Yine aynı zamanda mutabıkı mana istilzamı da gerektirmez. Tadam bunu gerektirmediği gibi. Hilafen lil fahri razi, hilafen li fahreddin er razi, ama İmam Fahreddin Razi mutabıki mana tadammuni de iltizami de gerektirir demiş. Burada bugünlük dersimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.